Şimdi karama karşı hadiseler mevzusuyla tanışalımız. Ne dersen karama karşı hadiselerini eski olamız. Ama bu hadiseni ifade edersin. Bana bu türbürü çek. Mukarrar hadiseni ifade edersin. O halde karama karşı hadise açızık bu A toplamının taşkarası buladı. Başka şekilde etken de eğer A hadise becerilse A çizikçe becerilmeydi. Eğer A çizikçe becerilse A hadise becerilmeydi. Ne bana şimdi hadiseler? Bu özellikle karama karşı hadiseler değillerdi. A koşu A çizikçe mukarrar hadisenin bir adı. Bana bu hadisenin bir adı. Yeni bir de karama karşı hadiseler birgelikte inmez. Yani eğer A çizikçe becerilse A becerilmeydi. Ve aksince A becerilse A çizikçe becerilmeydi. Bunlar birgelikte inmez. Ya şunun için, bunların ihtimallik için biz kuyuda geçe teyinliğini yazalımız. Bu teyinliğden biz o ikincisi de A çizikçe, buna ahamiyeti yok. Bana bu teyinliğini yazalımız. Ya oyun tamamen bir getirin, mukarrar hadisanın ihtimalliği bir getirin. Çap tamamen, onlar birgelikte bulma geldiği sebeple biz bana bunu da yazışımız mümkün. A hadisanın ihtimalliği hoşu. Onge karama karşı hadisanın ihtimalliği deyin, oyun tamamen de bir. Ya, bir yerden biz karama karşı hadisanın ihtimalliği için bana bunu da formülünü hasıl kılalımız. Bir minus ve A. Yani A hadisanın ihtimalliği. Yeni bana şu formuldan faydalanıp misalları görürüz. Bu da yani A hadisaya karama karşı hadisanın ihtimalliğini topuş için birden A hadisanın ihtimalliğine ayrışımız gerekiyor. Yani kuyudaki misallarını görüp çıkalımız. O birinci misal. Kemancı bir martta atkanda nişanga tegize alış ihtimalligi 0.7 ga teng. Uning bir marta otganda nishonga tegize olmaslik ehtimolligini toping. Hop, nishonga tegize alış ehtimolligi nishonga tegize alış hodisasini yani bir marta otganda nishonga tegize alış hodisasini A bilan belgilaylik. Mana bu hodisa A bo'lsa. U holda A hodisasining ehtimolligi 0.7 ga teng ekan. Endi nishonga tegiza olmaslik ehtimolligini toping. Ya'ni bir marta otganda nishonga tegiza olmaslik hodisasining ehtimolligini topishimiz kerak ekan. Bu degani, demak A ga qarama-qarshi hodisa va A chiziqchasini topishimiz kerak ekan. Buni topish uchun mana quyidagi formuladan foydalanamiz. 1 minus PA. 1 minus PA. Demek 1 minus 0.7. Teng 0.3. Şunday qilib cevap. Bir marta otganda nishonga tegiza olmaslik ehtimolligi 0.3 ga teng ekan. Hop, endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Ikkita raqamlangan kubik tashlanganda chiqqan raqamlar yig'indisi 3'den katta bo'lish ehtimolligini toping. Demak, 2 ta raqamlangan kubik tashlanyapti. Bizga ma'lum, har bir ta kubikda yoqlari 1'dan 6 gacha raqamlangan. Chiqqan raqamlar yig'indisi 3'den katta bo'lish. Bu hodisani A bilan belgilaylik. Demak, A hodisani ehtimolligini topishimiz kerak. Va buni uchun biz unga teskari bo'lgan hodisani dastlab unga teskari bo'lgan hodisani ehtimolligini topamiz. Bu yerda chiqqan raqamlar yig'indisi, ikkita raqamning yig'indisi, agar birinchi kubda m raqami, ikkinchisida n raqami chiqqan bo'lsa, yig'indisi, demak, yig'indisi 3 dan katta bo'lish ehtimolligi, katta 3 bo'lish ehtimolligini topishimiz kerak ekan. Buni o'rniga biz uni teskari hodisani qaraymiz. Teskari hodisa degani nima degani? Ularning yig'indisi kichik yoki teng 3 bo'lishini topamiz. Mana bu hodisani A chiziqcha bilan belgilaymiz.
Bu aç hadisa bolsa, bunda teskari hadisa aç çıkışı buladı. Hop, endi teskari hadisaga qulaylik yaratish hadisalar qaysilar buladı? Qaysi hollarda kubdagi raqamlar yig'indisi 3 dan kichik yoki teng buladı? Ulardan osongina sanashimiz mumkin. Masalan, har ikkalasida bir raqam tushsa, birga birini qo'ysak 2 tengsizlik bajariladi. Yoki 1 u 2, birinchisida 1, ikkinchisida 2 bo'lsa, yoki birinchisida 2, ikkinchisida 1 bo'lsa, mana shu 3 ta holda a chiziqcha hodisa bajariladi. Demak, buni 3 ta holni, ya'ni a chiziqcha hodisani ehtimolligini osongina topishimiz mumkin ekan. Bu yerda a chiziqcha hodisaga qulaylik yaratuvchi hodisalar mana 3 ta bo'lyapti. Elementar hodisalar 3 ta bo'lyapti. Demak, 3 ni barcha hodisalar soniga bo'lamiz. 2 ta ko'p tashlanganda bizga ma'lum 36 ta hodisa, elementar hodisa bor. Demak, 3 taqsim 36 bo'ladi. Bu yerdan 3 ga qisqartirib 3 1 taqsim 12. Mana bu 1 taqsim 12 ni hosil qilamiz. Biz hozir p ashirishini topdik. Bizga masalada a hodisaning ehtimolini topish kerak edi. Ana endi a hodisaning ehtimolligini biz 1 minus a chiziqcha hodisani, ya'ni unga teskari hodisa, qarama-qarshi hodisaning ehtimolligini birdan ayirib hosil qilamiz. 1 minus 1 taqsim 12. Demak, 11 taqsim 12 ekan. Shunday qilib javob bu a hodisaning ehtimolligi 11 taqsim 12 ga teng ekan. Hop, 3-chi masala. Mana bu masalaga o'tamiz. Mana 1 dan 100 gacha sonlar yozilgan. Sonlardan tasodifan bittasi tanlanganda raqamlari turli, hop, turli ikki xonali son chiqish ehtimolligini toping. Demak, mana 100 ta sondan, natural sonlardan bitta tasodifan bitta son tanlandi. Chiqqan son raqamlari turli ikki xonali son bo'lish ehtimolligini topishimiz kerak ekan. Xo'p, bu masalani yechamiz. Demak, bu hodisani biz A bilan belgilaylik. Bu hodisani ehtimolligini topish uchun unga qarama-qarshi hodisani ko'ramiz. Qarama-qarshi hodisa nimadan iborat? Qarama-qarshi hodisa bu yerda chiqqan sonni raqamlari turlicha deyilgan bo'lsa, raqamlari turli. Mana bu yerda. Qarama-qarshi hodisada raqamlari bir xil. Raqamlari bir xil ikki xonali son. Ular qaysidir? 11, 22, 33 va hokazo 99. Mana raqamlari bir xil bo'lgan ikki xonali sonlar. Bular nechta? 1, 2, 3 va hokazo 9. 9 ta ekan. Demak, a chiziqcha hodisaga qulaylik yaratuvchi elementar hodisalar 9 ta ekan. Mana qani topdik. Endi a hodisaning ehtimolligini topishimiz mumkin. A chiziqcha hodisani. Bu demak, 9 taqsim. Hamma sonlar bu yerda 100 ta. 100 ga bo'lamiz. Teng 0 butun. Demak, 9 taqsim 100. Shuni o'zi qolaversin. 0 butun 100 dan 9 desak ham bo'ladi. Yo'q, mayli 0 butun 100 dan 9. Ana endi a hodisaning ehtimolini topish qiyin emas. Ya'ni tanlangan sonning raqamlari turlicha ikki xonali son bo'lishi ehtimolini topamiz. Buni mana bu formuladan topamiz. P a teng 1 minus p a chiziq 1 minus 0 butun 100 dan 9. Bu ham teng 0 butun 91. Shunday qilib, demak, mana bu sonlardan bittasi tasodifan tanlanganda raqamlari turli ikki xonali son chiqish hodisasining ehtimolligi 0 butun 100 dan 91 ga teng ekan.